Bildiği üzere İmralı Ada Hapishanesi'nde Sayın Abdullah Öcalan'a yönelik 3 yıldan fazladır uygulanan bir tecrit politikası var. Avukat görüşmesi ve aile görüşmesinin yapılamadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii bu hem iç hukuk hem de uluslararası hukuku hiçe sayan bu tecrit politikasının kırılabilmesi, kaldırılabilmesi için 27 Kasım 2023 tarihinde Türkiye genelinde cezaevlerinde açlık grevleri başladı. Dönüşümlü olarak devam eden açlık grevleri 4 Nisan itibariyle farklı bir boyuta evrildi ve 4 Nisan itibariyle Türkiye cezaevlerinde tutsaklar mevcut bu tecrit politikalarını protesto etmek, bu politikaların kaldırılması için her türlü haklarından feragat ettiler. Yani burada özellikle avukat görüşmeleri, aile görüşmeleri, yine cezaevi içerisindeyken sahip oldukları bir takım haklar, işte revire çıkma, hastanelere gitme, bunun gibi en temel haklarından feragat ettiler ve bu halen de devam ediyor. Şimdi Türkiye'de aslında cezaevleri bir 90'lı yıllardan beri artık bir tecrit politikasının uygulandığı bir alana dönüştü. Özellikle F tipi cezaevleri, yüksek güvenlikli cezaevleri, yine işte son dönemlerde yapılmaya başlanan S tipi cezaevleriyle cezaevindeki tutsaklara ağır tecrit koşulları uygulanıyor. Biz bunu yakın zamanda özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra yine pandemi döneminde bu tür süreçlerin bahane olarak kullanıldığı ve tecrit koşullarının ağırlaştırıldığı bir tabloyu gördük. Şimdi gelinen noktada bu politikaların değişmesi artık bir zaruri ihtiyaç. Çünkü bugün tüm dünya biliyor ki cezaevlerinde, şu an Türkiye cezaevlerinde özellikle ağır hasta tutsakların olduğu, yaklaşık 500'e yakın ağır hasta tutsak, yine 1500'ün üzerinde farklı sağlık problemleri olan tutsaklar var. Yani bu şu anki mevcut boykot devam ettiği zaman özellikle ağır hasta tutsakların rutin yapması gereken tedavi takip süreçlerinin yapılmaması, özellikle revire çıkılmaması ciddi beraberinde bazı sağlık sorunlarını getirecektir. Bu açıdan yani ilerleyen günlerde, ilerleyen dönemlerde aslında mevcut boykotun ağır sağlık boyutuyla ağır sonuçları karşımıza çıkabilir. Yani burada tabii mesela temel talepler aslında herkes çok iyi biliyor ki aslında bu talepler iç hukukta, anayasada var olan en temel haklar. Yani avukatla görüşmelerin yapılması, aileyle görüşmelerin yapılması, bu yönündeki engellerin kaldırılması, yine cezaevi içerisinde aslında tecriti daha da yaygınlaştıran uygulamalara son verilmesi. Yani bunlar aslında en temel haklar. Dolayısıyla bu hakların aslında karşılanması gerekir. Bunu karşılayacak olan Adalet Bakanlığı'dır. Bunun değerlendirmesini yapıp bunun karşılanmasını sağlayacak olan Adalet Bakanlığı'dır. Burada tabii Adalet Bakanlığı'nın bu konuda çok olumlu bir yaklaşımı, tutumu yok. Dolayısıyla aslında Türkiye kamuoyunun, özellikle sivil toplum kuruluşlarının, sağlık kurumlarının ciddi anlamda bu sürecin üzerinde değerlendirmeler yapması, çağrılar yapması ve bu yöndeki tecritin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Nerede özellikle Türkiye'nin ne yazık ki cezaevleri Türkiye'nin sicilinde çok iyi bir yere sahip değil. Yani çok kronik bir soruna dönüşmüş bir halde. Özellikle farklı dönemlerde açlık grevlerinde yine aslında dışarıda tedavisinin yapılması gereken insanların ATK'nin düzenlediği raporlarla cezaevinde tutulması beraberinde aslında cezaevlerinden birçok cenazenin çıkmasına sebebiyet vermiştir. Benzer bir tabloyla karşılaşılmaması için, yani cezaevlerinde insanların yaşamını yitirmemesi için bir an önce gerekli adımların atılması gerekiyor. Bu konuda tüm duyarlılığın gösterilmesi gerekiyor. Beklentimiz de o yöndedir. Biz kurumlar olarak özellikle tabip odaları, hukuk kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu süreçleri takip ediyoruz. Özellikle dönem dönem kamuoyunu da aydınlatıyoruz. Yani bu sürece karşı temel beklentimiz kamuoyunun duyarlılık gösterilmesi, bu sorunun bir an önce çözülmesi yönündedir. İnsanların en temel anayasal haklarını kullanmasının sağlanmasıdır.